Programı arz ediyorum. Mezunlarımızın yerini alması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması, müzik dinletisi, protokol konuşmaları, diplomaların verilmesi ve kep atma töreniyle başlıyoruz. 2016-2017 yüz dönemi mezunlarımız. 2016-2017 yüz dönemi mezuniyet törenimize hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu, ardından da İstiklal Marşı'nın okunmasına davet ediyorum. Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ertem Nalbantoğlu ve Doktor Sayın Erkan Süslü'nün mezuniyet töreni için hazırlamış oldukları müzik dinletisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hepimiz mutluyuz, gururluyuz ve sevinçliyiz. Çünkü bugün gerçekten de üniversitemizde ve Atatürk Eğitim Fakültemizde mezun olan arkadaşlarımız mesleklerini yerine getirme konusunda en iyi eğitim alarak mezun olma aşamasına gelmiştir. Tabii ki bu süreçte en fazla teşekkürü veyahut da çalışmayı bu başarıyı gösteren kendileridir. Ben onları en başta tebrik etmek istiyorum. Sizler gece gündüz çalışarak, sınavlarda başarılı olarak derslerinizdeki projeleri en iyi şekilde yerine getirerek ve arkadaşlarınızla işbirliği çalışmalar yaparak, öğretmenlik uygulamalarınızda en iyi uygulamalar yaparak bugün bu noktaya geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Sadıkoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, öğretmenlik sizin de çok güzel bildiğiniz gibi kutsal bir peşedir. İnsan yaşam boyu öğrenir ve bu öğrenim ona hayatta kalma motivasyonu da verir. Toplumun değerlerini, onun kültürünü, sanatını, tarihini gelecek nesle veren insanlardırlar. Her bir insan öğretmen olabilmez. Ona göre de ilk önce söyledim ki, öğretmenlik kutsal bir peşedir. Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, doktora ve yüksek lisans öğrencileri adına konuşmalarını yapmak üzere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı doktora mezunumuz Gülsüm Aşıksoy'u kürsüye davet ediyoruz. Bizler bugün büyük bir heyecanla başladığımız doktora ve yüksek lisans yolculuğumuzda diploma almaya hak kazandık. Ve bu mutluluğu sizlerle paylaşmanın gururunu yaşamaktayız. En yüksek akademik derece olan doktora eğitimi uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu yolculuk kendini adamayı ve çok çalışmayı gerektirir. Bizleri bu zorlu yolda yalnız bırakmayan, bağımsız, özgür araştırma ortamı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Doktor Suat Günsel'e, Mütevelli Heyeti Başkanımız Doçent Doktor İrfan Günsel'e, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu'ya, danışman hocalarımıza, öğretim üyelerimize, arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Atatürk Eğitim Fakültesi Fakülte Birincisi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Birincisi Esra Koç'u mezunlarımız adına konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Bugün burada karşınızda çiçeği burnunda bir psikolojik danışman olarak ve aynı zamanda 10 yıllık bir hemşire olarak bulunmaktayım. Hemşirelik mesleğinin 10 yılını şu an itibariyle bitirdim. Hayatta her zaman ikinci şanslar olduğuna inandım ve insanların kaderini kendisinin değiştirebileceğine, yeniden şekillendirebileceğine inandım. Diplomaları vermek üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Serdar Denktaş'ı kürsüye davet ediyoruz. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Anabilim Dalı Doktora mezunumuz Gülsüm Aşıksoy'u diplomalarını almak üzere kürsüye davet ediyoruz.
Eğitim programları ve öğretimi ana bilim dalı yüksek lisans mezunumuz ve ayrıca Başbakan Yardımcımızın kızı Güler Denktaş Dedezade'yi diplomalarını almak üzere kürsüye davet ediyoruz. Diplomalarını vermek üzere Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Yüksek Lisans mezunumuz Ayşegül Salı Kutlu diplomalarını almak üzere kürsüye davet ediyoruz. Esra Koç'u diplomalarını almak üzere kürsüye davet ediyoruz.